Merhaba sevgili dostlar. Kanalımızda sohbetimizin konusu kıyametti. Bu konuda ayetlerden okumaya devam ediyoruz. Bugün de Hakka suresi 13 ve 16. ayetleri okuyoruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. فَاِذَا نُفِقَ فِي السُّورُ نَفْخَةً وَاحِدَ Yani o gün sura bir üfleyişle üflendiği zaman وَهُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالِ فَدَكَّةَ دَكَّةً وَاحِدَ O zaman yeryüzü ve dağlar böyle çarpıldığı zaman düşünün yani bir pamuk şeyi gibi başka ayette atıldığı zaman diyor. Koca koca dağlar yeryüzü yani düşünün insan nasıl bir korkunç şeyle karşı karşıya olacak. Feyevme izin vakıatul vakıya ve o gün gerçekleşecek olay gerçekleştiğinde ben şakkati sema'u fehiye yevme izin vahiye. Evet. Vel meleku ala ercaiha ve yahmulu arşe rabbike fevkahum yevme izin semaniye. Yevme izin tuğreduna la tahfa minkum khafiye. Yani sura bir daha mealini okuyoruz. Bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirlerine çarpmaya darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur, gerçekleşecek olay gerçekleşir. Gök yarılır, gün bütün bunların düzeni çökmüştür. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yani 8 büyük melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır, hiçbir kimse bu işten gizli kalamaz. Allah korusun. Kıyamet sahnesi gerçekten insan tekrar okuyalım. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışla çarpıldığı zaman işte o gün olacak olur. Yani gerçekleşecek vaka kıyamet olmaktadır. Gök yarılır. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Yani o gördüğünüz gökteki her şey sakin, düzenli hali yerini kıyametin başlangıcına dönmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 yani semaniye 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Allah bizi korusun. O gün iyilerle beraber olanlardan eylesin. Rabbim imandan ayırmasın. Kıyametin hali gerçekten düşündüğünde çok korkunç, basit bir yeryüzü sarsıntısı bile bizleri nasıl dehşete kapılıyoruz. Bir de kıyameti düşünün. Yüce Allah'ın huzuruna varacağız. Onun için bunları amacımız işte korku, ürkü, depresyon değil. Amacımız bunlardan nasihat almak, ibret almak ve tefekkür düşünmek. Evet sevgili dostlar, başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.